Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerrati kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorularla 20. mektuba devam ediyoruz. 20. mektup 2. makam 8. kelimede kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. 8. kelime ve huve hayyun la yemut. Yani hayatı daimidir, ezeli ve ebedidir. Mevt ve fena, adem ve zeval ona arız olamaz. Çünkü hayat ona zatidir, zatı olan zail olamaz. Evet, ezeli olan elbette ebedidir, kadim olan elbette bakidir, vacibül vücut olan elbette sermedidir. Sorulara geçiyoruz. Mevt, fena, adem ve zeval tabirleri arasında mana farklılıkları var mıdır? Tabii yakın manalar birbirine de tabii farkları da var. Mevt deyince ölüm, mevt malum. Fena da fani olma, yani bekanın zıddı. Beka var, fena var değil mi? Fena, fani olma, baki olmama. Adem yokluk demek, hiç olmak demek, adem. Zeval de zail olma, zeval. Yani bu zevalın sonu işte mevt oluyor. Yani ihtiyarlıkta değil, insan gençliği zail oluyor. Gide gide ihtiyarlıyor, sonra işte ilahir. Zeval, zail olma. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Ezeli olan elbette ebedidir, kadim olan elbette bakidir, ne manaya gelmektedir? Bütün mahlukatın evvelleri var. Mahlukat hepsi hadistir yani sonradan yaratılmıştır. Hepsinin evveli vardır. Kainatın bir evveli vardır. Bir ağacın evveli çekirdek, bir insanın evveli nutfe, ilahir. Böyle gidelim. Her şeyin evveli vardır. Bu evveller tabiri caizse alemi, bütün evvellerle tüm evvellerine baktığımız zaman onları yaratan elbette onun ezeli olacaktır yani. Varlığı hadis olmayacaktır ki bu hadisleri yaratabilsin değil mi? Yani ezeli olan elbette ebedidir. Yani bu manada yani. Onun için bir evvel düşünülemez. O mana. Evvel düşünülemez demek ki ezeli o demek yani. Her şeyin evveli vardır. Cenab-ı Hak için bir evvel düşünülemez demek ki ezeli demek oluyor. Ezeli o. Ebeden bu zıddı, onu ahirde düşünülemez. O soruda geçmiyor. Evvel olan ahirde vardır. Değil mi? Dolayısıyla Cenab-ı Hak şimdi ahirde düşünülemez. Her şeyin ahiri vardır. Allah'ın ebediyeti olmuş oluyor. Yani onun için evvel düşünülmemesi ezeliyet, bir ahir düşünülmemesi de ebediyet. Tamam. 3. soru, vacibül vücut olmakla nasıl sermedi olunuyor? Vacibül vücut, Allah'ın varlığı vaciptir yani. Zatındandır. Vacip o demek. Varlığı zatındandır. Kadimdir, bakidir. Üstad'dan nakletmiştik. Bir şey zatı olsa onun zıddı ona arız olamaz. Allah'ın kudreti zatiyedir. Onun için aczına tahallül giremez diye 29. sözdeki meseleyi buralara taşımıştık. Şimdi aynı şekilde zat olan, zahir olan, Allah'ın hayatı zat olduğu için onun zıddı olan ölüm, mevt ona giremez yani. Ölüm zat olmayan hayatlara girer. Zat olan bir şeyin zıddı ona arız olamıyor. Hayatın zıddı ölüm. O halde ölüm ancak hayata zatı olmayan mahluklara girer, onlar mahlukattır. Hadis olan varlıklardır. Allah'ın zatına mevt-i ademin girmesi muhaldir yani, o demek. Nasıl sermedi denir? Sermedi de kısa söyleyelim. Evvel olmamak ebedi, ahir olmamak, evvel olmamak ezeli. Ahir olmamak ebedi. Hem evvel hem ahir olmayan da sermedi denir. Yani Cenab-ı Hak sermedidir bütün sıfatları. Bütün sıfatlarının zatı gibi sıfatlarının da evveli de yoktur, ahiri de yoktur. İkisi yani sermedi, ezeliyetle ebedi beraber ifade ediyor. Evet. Evet, bir hayat ki bütün vücut, bütün envariyle onun gölgesidir. Nasıl Adem ona arız olabilir? Buradaki vücut, envar kelimeleri bir teşbih oluyor yani. Demek ki vücut nur oluyor yani, değil mi? Evet. Adem zulmet oluyor. Vücut nur, Adem zulmet. Ona dayanan kelimeler bunlar yani. Vücut bütün envariyle yani vücut nuru bütün envarıyla, bütün nurlarıyla. Vücudun nurları nedir? Mesela insan var oldu mu? Görme onun bir nurudur, işitme bir nurudur, anlama bir nurudur, değil mi? Bir vücut ki, bir hayat ki bütün vücut, bütün envarıyla onun gölgesidir. Onu Adem arız olamaz. Şimdi gölge deyince, yine daha önce demiştik, güneşin aynadaki tecerrisine de gölge diyor Üstad. Aslında gölge değil, ışık, o da ışık. Peki burada gölgeden maksat ne? Güneşin ışığına nispeten gölgeye kadar zayıf kalıyor aynadaki ışık. O manada bir teşbih oluyor yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hayatına göre bütün hayatlar gölge gibi zayıf kalıyorlar. Yani buradaki gölge manasını o şekilde anlamamız gerekiyor. Gölgeyi de şöyle tarif ediyorlar. Diyorlar ki zattan haberdir fakat zatın özelliklerini taşınmaz. Şimdi buna Cenab-ı Hak sıfatlarından da büyük örnek verelim. Cenab-ı Hakk'ın zatı, hayatı gibi sıfatları da aynı şekilde zatidir. Onlara da onlar zıtları arız olamaz. Mesela sıfatların birisi kudret, değil mi? Şimdi kudret sıfatı kadimdir ve bakidir. Bütün kudretler, kuvvetler o ilahi kudretin gölgesi oluyor. Yani aynı güneşin ışığına göre aynadaki ışığın gölge olması gibi Allah'ın kudretine göre güneşin cazibesi, işte yerin çekimi, insanların kuvvetleri ilahir bütün varlıkların kuvvetleri Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten gölgeye kadar zayıf kalıyor. Bir başka sıfat vücut sıfatı almışım. Vücut varlık sıfatı Cenab-ı Hak vardır. Varlık sıfatı var Cenab-ı Hak. Vücut kıdem beka sıfatları var ya. Vücut varlık demek. Allah'ın bir sıfatıdır. Bir zati sıfatıdır vücut. Cenab-ı Hak vardır. Güneş de vardır, ay da vardır, insan da vardır, melek de vardır. Var olmakta birleşiyorlar. Değil mi? Hayat gibi. Ama bütün varlıklar Allah'ın varlığına nispet edildiği zaman gölge gibi zayıf kalıyorlar. Hayat da onun gibi. Hayatı zaten söyledik değil mi? Hayatı. Yani hayatına göre bütün hayatlar gölge gibi zayıf kalıyor demiştik. Buna kudreti ve vücudu misal verdik. Evet. Evet, bir hayat ki vacip bir vücut onun lazımı ve ünvanıdır. Elbette adem ve fena hiçbir cihetle ona arız olamaz. İzah eder misiniz? Vacip bir vücut onun lazımıdır ve ünvanıdır. Allah'ın hayatının lazımıdır. Vacip bir varlığa sahip olmak değil mi? Varlık. Evet. Ona hiçbir cihetle adem arız olamaz. Az önce arz ettiğimiz gizli bir şey zaten olsa onunızda da ona arız olamaz kaidesi. Aynı burada da, bu soruda da cevabımız olacak. Allah'ın varlığı, hayatı vacipdir ve zatidir. Onun için onun zıddı olan ölüm, zeval, Cenab-ı Hakk'ın hayatına arız olamaz. Evet. Yeni bir soru. Evet, bir hayat ki bütün hayatlar mütemadiyen onun cilvesiyle zuhura gelir. Bütün hayatların mütemadiyen onun cilvesiyle zuhura gelmesi ne demektir? Buradaki cilve yani Allah'ın Muhyi isminin tecellisi manasına cilve. Çünkü güneşin aynadaki yahut kabarcıklardaki aksine de cilve deniliyor. Çünkü onda bir ışığı vardır değil mi? Parlaklığı vardır güneşin aynadaki tecellisine bakalım. O tecellinin de bir ışığı vardır değil mi? Yedi rengi vardır. Kendi gibi harareti de vardır bir derecede olsa. Yani bazı özellikler onda da vardır ama o güneştir, bu gölge kadar zayıftır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hayat sıfatına göre de evet bütün şeyler hayatlar bütün hayatların mütemadiyen onun cilvesiyle zuhura geliyor. Bütün hayatlar onun cilvesiyle zuhura geliyorlar. İşte güneşin cilvesi gibi Allah'ın hayatı zatidir dedik. Güneşin de melekenin de hayatı var, insanın da hayatı var. Değil mi? Cinden de hayatı var. Var. Çok varlığın hayatı var. Bu hayatlar güneşin cilvesi manasında Allah'ın Muhyi isminin tecellileri oluyor. Yani buna zati hayat değillerdir bunlar. tecellidirler yani. Bunun da tecellidirler. Tecelli olunca da az önceki arz ettiğimiz kayda burada geçerli. Ona aciz giremez. Kudrete aciz giremediği gibi bu hayata da Adem giremez, yokluk giremez. O manada evet. Evet, yeni bir soru. Ve bütün hakaik-i sabite-i kainat ona istinad eder. Onunla kaimdir. Elbette hiçbir cihette fene ve zeval ona arız olamaz. Kainatın sabit hakikatleri ne manaya gelmektedir? Bu sabit hakikatlerin Cenab-ı Hakk'a istinad etmesini, onunla kaim olmasını ve ona hiçbir cihetle fena ve zevalin arız olmamasını nasıl anlamalıyız? Bir de hakikat kelimesi denildi. Hak ve hakikat kelimeleri yakın mana taşıyor ama şöyle bir fark da var. Zıtlarından bakacak olursak hakkın zıdı batıldır. Hakikatin zıdı hurafedir. Yani, hakikat deyince işte şöyle tarif ediyorlar. Yani bir şeyin hakikat olması için vakiye mutabık olması lazım. Mesela güneş dünyadan 100 kat büyüktür dedi ki bu hakikat değil. Niye? Çünkü gerçekte güneş dünyadan 1.300.000 defa büyüktür değil mi? Vaka mutabık olmayınca bu söz hakikat olmuyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında da Kur'an'ın bildirdiği gibi, kendi bildirdiği gibi konuştuk mu bütün sözlerimiz hak olur, hakikat olur. Ama bütün batıl itikatlar vaka mutabık olmadığı için hem hepsi batıldırlar ve hakikatten uzaktırlar. Mesela Cenab-ı Hakk'ın zatı vaciptir değil mi? Evet. Cenab-ı Hak zatı vaciptir. Hakikati budur. Allah'ın zatının hakikati. Cenab-ı Hakk'ın zatı vaciptir. O halde onun dışında ne söylense Cenab-ı Hak hakkında bu batıl olur yani. Sıfatları sonsuzdur. Hakikat budur yani. İşte şuna gücü yeter, buna gücü yetmez haşa gibi yanlış itikadlar kudret sıfatı noktasından bakıldığı zaman hakikaten uzaklaşmış oluyor yani, batıl oluyor yani. Yani bu bütün sıfatlar için, bütün şuunat için kullanılabilecek bir ifadedir bu. Evet, hakkın şeyi bu yani. Şimdi muhakkikin evliya demişler ki, onu almışım buraya. Hakiki eşya esma ilahiyedir. Mahiyet eşya ise o hakikin gölgeleridir. Onu da buraya almışız. İzah belki gerekir diye. Kısmen daha önce geçmişti bazı sorularda ama yine söyleyelim. Hakikâ eşya. Bir hakiki eşya bir de hakikâ eşya diyor. Bir hakiki kayda var orada. Şimdi işte bunu şöyle izah ediyorlar. Buyuruyorlar ki büyük zatlar, sözün ehli olan mürşitler, alimler eşyanın Allah'ın ilmindeki haline mahiyet denir diyorlar. Mahiyet, Allah'ın ilmindeki haline mahiyet denir diyorlar. Bu mahiyetler Allah'ın esmasının gölgeleridir. Mesela bu şey rızıksa mesela, değil mi? Bir meyve diyelim. Cenab-ı Hakk'ın ilminde o meyve henüz yaratılmadan Allah'ın ilminde yine vardı. Ona mahiyet deniyor. O mahiyet rezak isminin gölgesidir. Çünkü Cenab-ı Hak daha nice meyveler, nice sebzeler, nice başka rızıklar yarattı. Vardır ilminde ve zamanı gelişe tabirce işte yaratacaktır, yaratmıştır. O halde o bizim o tek elma ve tek meyve Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminde bir gölgesi oluyor. Gölgesi oluyor. İşte yaratıldığı zaman da hakikat oluyor. O da gölgenin gölgesi oluyor o zaman. Yaratıldığı zaman da hakikat oluyor. Hakikat. O zaman hakikâ eşya esma ilahiyedir deyince eşyanın demek ki hakikati eşyanın ilmindeki mahiyeti oluyor. Onun da hakikati esmaya dayandığı için hakiki eşya esma ilahiyedir demişler muhakkikini evliya. Buna işte bu misali veriyoruz genellikle. Bir de hakiki sabite-i kainat tabiri geçti. Kainattaki sabit hakikatler var. Bunlar da hak isminin gölgeleri oluyor yani. Hak ismini istinad ediyorlar. Mesela kainattaki hakikatlerden diyelim ki işte bütün insanlar nutfeden yaratılırlar. Değil mi size diyelim işte bütün tavuklar, kuşlar yumurtadan yaratırlar. İşte bütün ağaçlar çekirdekten yaratırlar. İşte bunun planları o küçük numunelerde derc edilir. Çekirdekte, nutfede, yumurtada. Bunların Fetha isminin açılmasıyla, Allah'ın yarattığı kudretiyle büyür ve şey yaparlar. Ya, asırlarına ulaşırlar yani. Yani çekirdekten ağaç olurlar, yumurtayken kuş olurlar, nutfedeyken adam olurlar. Şimdi bu bir hakikat değil mi? Evet. İlk insandan beri, bütün insanlar böyle yaratılmışlardır. Değişmez yani bu. İlk çekirdekten bütün çekirdekler de bütün ağacın şeyi vardır. Planı, programı vardır. Bu da hiç değişmez bir hakikattır. Hep ilk yumurtadan itibaren bu da yani daima aynen böyle devam ettiği için hakikat oluyor. Yani hakikatin zıddı muhaldir, zıddı olmaz. Zıddı olmaz hakikaten. Hakikat dedim mi onun zıddı yoktur yani. Sabittir, hakikat sabittir. Zaten Cenab-ı Hak Hak ismini de öyle tarif ediyorlar yani. Cenab-ı Hak Hak'tir, en çok zikredilen bir isimdir Hak ismi. Yani değişmekten münezzeh demektir Hak. Allah vaciptir, vacip olması hiç değişmez. Sıfatları muhittir, hiç değişmez. Kendi kadimdir, daima kadimdir. Bakidir, daima bakidir. Yani bu hiçbir değişim düşünülemez. Zatında da, sıfatlarında da, esmasında da, efalinde de. İşte buna Hak ismi bundan tümüne bakıyor yani. Eşyanın da hakikatleri buraya dayanıyor. Eşyanın da hakikatleri, değişmiş sabit olan hakikatleri Esma-i İlahi'ye dayanıyor. Onları Sıfat-i İlahi'ye, Zat-i İlahi'ye varıyor. Evet. Allah razı olsun. Yeni bir soru. Evet. Bir hayat ki onun bir lemay-i cilvesi, maruzu fena ve zeval olan eşyayı kesireye bir vahdet verip bekaya mazhar eder ve dağılmaktan kurtarır ve vücudunu muhafaza eder ve bir nevi bekaya mazhar eder. Yani hayat kesrete bir vahdet verir, ibka eder. Hayat gitse dağılır, fenaya gider. Hayatın kesrete vahdet vermekle dağılmaktan kurtarmasını ve bunun Allah'ın hayat sıfatının baki olduğunu göstermesini açıklar mısınız? Şimdi bunun en iyisi kendimize örnek vermemiz değil mi? Kendimizden örnek verelim. Diğer mahlukata da bunu teşmil edebiliriz yani. Uygulayabiliriz. Şimdi bilim adamlarımızın ifadesine göre insanda 100 trilyon hücre var. 100 trilyon hücre var. Bu kesrettir işte. Kesret o. Şimdi bu 100 trilyon hücre hayata hizmet etmekle, bir ruhun evine girmekle bir şey olmuşlar. Nedir o bir şey? Beden. Beden bir şey değil mi? Beden. Kesret nuru vahdet erdi. Hayat kesrete vahdet ermiş oldu. Hayatımızda bu 100 trilyon hücre bir araya gelebilirler mi? Gelemezdi, bir şey olamazdı. Ayrı ayrı şeyler olurlar. Hatta hücre de tek başına düşünürse o da kesretten vahdete erilmiştir. Onu da atomlara ayırdın mı? Ortada atomlar kalır yani. Kesretten vahdete varılmış, yani atomlar hücre olmuş. Hücrelerde kesretten vahdete varılmış, hücrelerde beden olmuş. Hayat gitse ne oluyor? O zaman dağılıyor bu kesret. Yeniden her şey önce hücreye, hücrede elemente, atoma kadar rücu ediyor. Hayatın kesrete vahdet vermesi bu yani. Evet. Evet. Allah razı olsun. Evet. Yeni bir soru. Evet. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a karşı imate ve ihyada güneşin tuluğu ve grubuna intikali, cüz-i imate ve ihyadan külli imate ve ihyaya intikaldir ve bir terakkidir. O delilin en parlak ve en geniş dairesini göstermektir. Yoksa bir kısım ehli tefsirin dedikleri gibi hafi delili bırakıp zahir delile çıkmak değildir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a karşı imate ve ihya davası ne demektir? Burada cüz-i imate ve ihyadan külli imate ve ihyaya geçmek ne demektir? Şimdi olay kısaca şöyle. Şimdi İbrahim Aleyhisselam diyor ki Nemrut'a, benim Rabbim hayat verir ve öldürür. Hayatı ve ölüm verir, benim Rabbimdir. Hayat verir ve öldürür. O da diyor, ben de hayat verir, öldürürüm. Nasıl? Hapishaneden iki tane adam çağırıyor. Birini öldürüyor, birini serbest bırakıyor. İşte ben de bak birini öldürdüm, birini... Tabi bu akıl işi değil yani. Akıl işi değil. Ki İbrahim Aleyhisselam buna karşı bir delil sunsun hani. İbrahim Aleyhisselam'ın belki buna karşı ufak bir tebessüm etmiştir. Belki ikna olur diye bir başka delil daha sunmuştur. Yani belki, çünkü onun görevi peygamber olduğu için görevi tebliğ etmektir. Bir tebliğ yaptı, dinlemedi adam. İşte çok saçma bir delil getirdi davasına. Hiç böyle delil olur mu yani? Ondan sonra buna rağmen İbrahim Aleyhisselam'ın görevi tebliğe devam etmektir. Tebliğe devam etmek üzere o İmate ve İhya'nın daha geniş dairedeki bir misalini şey yapıyor. Kendisine söylüyor. O da ne? Benim Rabbim diyor ki güneşi doğdurur değil mi? Doğudan doğru ve batıdan batırır. Şimdi tabi o zaman diyecek şey kalmıyor. Allah'a kalmıyor. İşte burada bazı tefsir alimleri demişler ki niye bu ikinci delili sundu? İşte Üstad isim vermeden onu şey yapıyor. Ben oraya bir okuyacağım. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut Hacimatı İhyası güneşin Turya grubuna intikali. Yani güneşin doğması ve batması, öldürme ve dirilmeye misal olarak benim Rabbim güneşi doğurur ve batırır buyuruyor. Hani cüz-i imate ve ihya'dan külli imate ve ihya'ya intikaldir diyor. Yani burada doğurma ve batırmanın en külli tecellilerine İbrahim Aleyhisselam dikkat çekiyor. Yani insanı doğurup öldüren kudret, güneşi de doğurup batırıyor. Değil mi? Aynı kudrettir herkesi. Yani buna nazarı veriyor İbrahim Aleyhisselam. Fakat tabi adamın inanma niyeti yok. Zaten ayetin sonunda da öyle geliyor. Zaten Allah zalimle topluluğunu hidayete erdirmez diye bitiyor ayet-i kerimenin sonu mealen. Dolayısıyla arz ettiğim gibi yani tebliğ noktasında bir başka delil daha sunuyor İbrahim Aleyhisselam. Yoksa birinci delil cüz'i de daha külli bir delil getirdi değil. Üstad onu kabul etmiyor. Öyle değildir diyor. Aynı hakikatin daha geniş bir tecellisini cüz'i tecelli misal verilmişti. Güneşin güneşin doğup batması, insanların yaratılması ve öldürmeleri, bunlar aynı hakikatin farklı şeyleridir. Tecellileridir. Bir kısmı cüz'i, bir kısmı küllidir. Üstad bu şıkkı şey yapıyor yani. Benim istediğimi ifade etmiş oluyor. Buna şöyle şey yapmışlar. Üstad'ımı da okuyayım. Bu hadise Bakara suresi 258. ayette haber veriliyormuş. Meal şöyle, Allah kendisine hükümdarlık verdi diye parantez böbürlenerek, şımararak diye o parantez içerisinde verdi diye Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir, öldürür demişti. O da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim şüphesiz güneşi doğudan getirir benim Rabbim, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimle topluluğunu hidayete erdirmez. Ayetim Üstad bunu tefsir ederken bu manayı veriyor yani. Evet, aynı hakikatin küllisini İbrahim Aleyhisselam zikreti söylüyor. Yoksa o yetmedi de onun yerine daha kuvvetli delil getirdi. Üstad o şıkkı kabul etmiyor. Burada şey de getirmişim, Fadime Razı Hazretleri de bu konuda ulemanın görüşünü şöyle ifade eder diye bir not getirmişim. Bu bir delilden bir başka delile geçiş değildir. Aksine her iki yerde de delil aynıdır. O da şudur, biz mahlukatın yaratmaya muktedir olamayacağı bazı şeylerin meydana geldiğini görüyoruz. Bundan dolayı onların yaratılmasını üzerine almış olan bir başka kadirin varlığının bulunması mutlaka gerektir diye inanıyoruz. Bu da Allah-u Teala'dır diye yazmışlar ulemalar. Evet. Yeni bir soru. Evet, şu mevcudat aynelerdir. Fakat zulmet nura ayne olduğu gibi hem karanlık ne derece şiddetliyse o derece nurun parlamasını gösterdiği gibi çok cihetlerle zıddiyet noktasında aynadarlık ederler. Mesela Nasıl ki mevcudat azzi ile kudret-i saniye aynadarlık eder, fakri ile gınasına aynadar olur, öyle de fenası ile bekasına aynadarlık eder. Soru 1. Zulmetin nura aynı olması ile ilgili bir iki misal verebilir miyiz? Üstad kimse demiş oldu zaten. Evet. Bu misaller kafi. Evet. Yani zulmet nura aynı oluyor. Biz de zulmetin kendisini örnek alalım. Karanlığın kendisi. Evet. Değil mi? İşte gece vakti aya bakıyoruz, parlıyor böyle. Değil mi? Ama aynı ay gündüz hiç görünmüyor. Değil mi? Güneş doğunca işte o gecenin karanlığı ayın parlamasına vesile oluyor yani. Aynı oluyor. Zulmet nura aynı olmuş oluyor yani. Değil mi? Ama gündüz olunca ay ışığı diye bir şey yok artık gündüz, değil mi? Yani zulmet nura aynı olduğu gibi insan da diyor Esma-i İlahi'nin bir kısmı ziddiyet itibariyle aynı oluyor yani. Bir kısmı direkt aynı oluyor insan. Mesela Halik ismi aynı oluyor, kendi yaratılmış değil mi? İşte Bas ismi aynı oluyor, kendisi görüyor, ilahir. Bir de ziddiyet itibariyle aynı oluyor. Mesela insan acizdir, Allah'ın kudretine aynı oluyor aciziyle. Fakirdir, zenginliğine aynı oluyor. Fanidir, bekasına aynı oluyor. Hadistir, kıdemine aynı oluyor, kadim olduğuna aynı oluyor. Bu manada ziddet itibariyle aynı ilkeleri var insanın da diğer mahlukatında. Evet. Maşallah. Allah razı olsun. Yeni bir soru. Evet, zeminin yüzü ve yüzündeki eşcarın kıştaki vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşapaş olan servet ve kınaları gayet katı bir surette bir kadir-i mutlak ve gani alel itlakın kudret ve rahmetine aynadarlık eder. İzah eder misiniz? Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretine, rahmetine çok ayneler var. Üstadımız burada baharı misal veriyor değil mi? Şimdi kışın bakın ağaçlara perişan vaziyetteler. Kupkuru değil mi? Ondan sonra bahar gelince birdenbire çiçek açıyorlar, yaprak verir çiçek açıyorlar ve meyvelerle bezeniyorlar, donatılıyorlar. O fakire bakıyorsun, bu zenginliğe bakıyorsun. Ne oldu ki yani? Değil mi? İşte Cenab-ı Hak onu zengin etti. Yani İzzet Allah'tandır. Dün zelil idi, kışın zelil idi, şimdi aziz oldu değil mi? Ha. İzzet Allah'tandır. Şimdi insan hayattayken izzete mazhar, aziz. Öldü mü yere, hastalandı mı yatağa yatıyor, yerinden kalkamıyor mesela. Az önce koşan adam hastalanıyor, yerinden kalkamıyor. Değil mi? Yürürken izzetin aynı oluyor, yatarken efendim Cenab-ı Hakk'ın yine kendi acizliğini, fakriyle, ziddiyet itibariyle Allah'ın kudretini, izzetini, rahmetini göstermiş oluyor. Yani bunu bahardan bir misal vermiş oldu yani. Nasıl bahar böyleyse hadiselere bunu uygulayabiliriz ya bir iki misal vermeye çalıştım. Evet. Evet, son sorumuz. Evet, bütün mevcudat güya lisan hal ile Veysel Karani gibi şöyle münacat ederler, derler ki ya ilahana Rabbimiz sensin çünkü biz abdiz, nefsimizin terbiyesinden aciziz, demek bizi terbiye eden sensin. Bu münacatı devamıyla birlikte ana hattıyla izah eder misiniz? Şimdi münacat uzunca tabii. Birkaç örnek olarak bir ikisine değinelim. Yani şunu önce ifade edeyim. Şimdi ya ilahine Rabbimiz sensin çünkü biz abdiz. İşte bu kısım Veysel Karani Hazretleri'ne ait. Evet. Nefsimizin terbiyesine aciziz demek ki biz terbiye eden sensin. Bu ustadın şerhi oluyor. Maşallah. Yani diyelim hem sensin Halik çünkü mahlukuz yapılıyoruz. O hemen aynı gibi oluyor. Rezzak sensin çünkü rızka muhtacız. İşte burası Veysel Karani'ye ait. Elimiz yetişmiyor, demek bizi yapan rızkın sensin. Bunu Üstad Hazretleri şerh etmiş oluyor yani. İlkler sadece Veysel Karani Hazretleri'nin bunu söylemiş olayım. Şimdi buna göre birinci hakkını kısaca konuşalım. Ya ilahine Rabbimiz sensin. Ey ilahımız, Rabbimiz, Halikimiz, ibadet ettiğimiz Seyyidimiz, Rabbimiz sensin. Bizi sen terbiye ettin. Çünkü biz abdiz, kuluz. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Şimdi nefsimizin terbiyesi deyince Tabi tasavvuf manada da baktık mı insanın nefsini emmare olmaktan çıkarıp ibadetle, taatle, tefekkürle, takva ile nefsi kamile mertebesine kadar insan çıkabiliyor değil mi? Öyle gidiyor. Fakat buradaki nefis sanki o da olmakla beraber daha çok şu yani biz kendimizi terbiye eden aciziz. Kendimizi. Yani bir yemek yiyoruz değil mi? Bu yediğimiz yemek terbiye görecek, hücre olacak, kan olacak. Biz buna aciziz. Mesela işte şeyler yutarız o kadar. Biz nefes alırız sadece. Kanımızı temizlemekten aciziz. Değil mi? Gerek harici gerek dahil alemde lehimizde olan nice hasler var ki bunların hepsi Allah'ın lütfuyla meydana geliyor. Biz onları yapmaktan aciziz manası burada daha çok hakim. Yani buradaki nefis yani zat manasına terbiye de dediğim gibi hücrelerin terbiyesinden, kanın terbiyesinden, nefesin kanı temizlemesine kadar bütün bunlar münacatın içerisinde düşünülebilecek. Sonra hem sensin Halik çünkü mahlukuz. Hem Rezzak sensin çünkü biz rızka muhtacız. Buraya kadar Veysel Hazretleri Üstad şerh ediyor. Demek ki bizi yapan, rızkımızı veren sensin. Bizi rızka muhtaç olarak yapmış Cenab-ı Hak. Şimdi gözümüzü Üstad diyor ya Kader Risalesi'nde sual ve cevap ikisi haktandır. Şimdi gözümüzü yapan, onu görecek şekilde terbiye eden Cenab-ı Hak. Olduğu gibi güneşi yapan, onu buna görme vesilesi yapan da Cenab-ı Hak'tır değil mi? Şimdi bizi yapan ve terbiye eden, bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Şimdi bizi rızka muhtaç şekilde yapan, gözü göreyim muhtaç şekilde yapan gibi, Cenab-ı Hak olduğu gibi rızkımızı veren nebatattan, hayvanattan ta güneşe kadar rızkımız geliyor yani. Ya bugün artık keşfedilmiş ki güneş ışığından bizim rızkımız geliyor. Ya yeşil yapraklarda fotosentez olayı oluyor. Neler olacağı haberimiz yok bizim. Oradan kimyevi şok faaliyetlerle bunlar şeye dönüşüyor, gıdaya dönüşüyor. Güneş ışığından Cenab-ı Hak yeşil yapraklardan ağacın gıdasını yaratıyor. Biz o ağacın gıdalarından biz de faydalanıyoruz. Onda hayvanat yiyor, biz de hayvanattan faydalanıyoruz. Hülasa güneşten tut, arının balına kadar Rezzak kısmının çok geniş bir dairesi var. Bizi yapan, güneş de yapandır, ağacı da yapandır, arıyı da yapandır. Onlar da bizim rızkımızı vermekte ve bizi öyle beslemektedir. Bu manada Üstad bir tefekkür yapmış ve bize de takdim etmiş. Hem sensin malik çünkü biz memlüküz. Bizden başkası bize tasarruf ediyor. Demek malikimiz sensin. Bunu da söyleyip konuyu bitirelim. Diğer örnekleri de var zaten. Cenab-ı Hak maliktir. Çünkü bir memlüküz. Memlük köle demek. İzahını geçiriyorsa bizden başkası bize tasarruf ediyor. Demek malikimiz sensin. Biz kendimize malik değiliz ki bizden başkası bize tasarruf ediyor. Değil mi? Evet. Yani kendimize malik olsak kendi ismini kendimiz görürüz. Az önce örnek verdim ya. Yemek yiyoruz ama hazm olması, yediğimiz gıdanın hücreye dönüşmesi, kana dönüşmesi, kemiğe dönüşmesi, saça dönüşmesi, iliğe dönüşmesi bizim işimiz değil mi? Tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla oluyor bunlar. Dolayısıyla bizden başkası bize tasarruf ediyor yani. Kanı ben temizlemiyorum, kanım temizleniyor. Burada ne çıkıyor? Bizden başkası bize tasarruf ediyor. Yediğim gıdayla hücreler oluyor. Ben geçen seneki adam değilim değil mi? Bütün hücreler değişmiş, yeni bir insan olmuşum. Herkes böyle. Bu ikinci insanı kim yarattı? Birinci insan yaratan. Değil mi? Cenab-ı bizi yaratıyor ve bizden de tekrar bir insan daha yaratıyor. Bir sene sonra bir insan daha yaratıyor. Biz de tasarruf ettiği Cenab-ı Hakk'ın o kadar aşikar ki. Bunu biz göremiyoruz. Yavaş olduğu için farkında değiliz. Bazen söylüyorum ya, sırf alamet olsun diye bazı deliller konmuş. Saçımızın uzaması gibi, sakalımızın uzaması gibi. Onun uzaması hiç bilmeyeceğiz değiştiğimizi. Ama bir sene içinde her şeyimiz değişiyor. Kalbimiz, ciğerimiz dahil. Yeni bir adam oluyoruz. Kim yapıyor onu? Bizden başkası. Bize tasarruf ediyor. İlahir. Böyle gidiyor. Sonunda da nasıl bağlanıyor? En sonunda okuyup kalalım. Ve hakeza bütün mevcudatın külliye cüz'i her birisi bire Veysel Karani gibi bir münacat-ı maneviye suretinde bir aynadarlıkları var. Aciz ve fakr kusurlarıyla kudret-i kemal-i ilahiyi ilan ediyorlar. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Programımız burada sona erdi. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.